oturduğunda resim öğretmeni. Şöyle bir resim falan kılıyor. Ne yaptı? Bir gençlerimize bir küçük yılına yetmiş herkese öğretmeye çalışıyorum. Bunlar güzel kaldı. Özellikle gençlik merkezi projesini ortaya atan ve projeyi hayata geçiren kimse buna razı olsun diyor. Gerçekten alt eğitim merkezi tamam güzel de biraz eskidi. Şimdi o gençlik merkezi bunu da hareketlendirdi. Gerçekten gençlik merkezleri gerçekten çok güzel iş yaptı. Kültürü, sanatı, sporu gençlerimize sevdirdi. Yani çocuk bilgisayar telefonun başında kalktı artık babaya değildi. Onun hoşuma gidiyor. Gerçekten benim komşularımla yönlendirdim. Zorla çocuğu getirdik bilgisayarın başımızda yapıyorduk. Şimdi bütün kurslara geliyor. Açılmış olduk. Zaten bunu mutlu oluyorum. Gerçekten resim arkadaşlar gerçekten sanatta, sporda, etkinlikte çok iyi oldu. Ben bunu çok memnunum. Anadolu'da bir laf vardı. Ederken doğmuşum diye. Hakikaten ben ederken doğmuşum dedi. Keşke biz geçtiğimizde böyle olaydı yani. Böyle olaydı da biz sanata, spora, kültürümüze daha çok bağlı kalsaydık falan içinde olsaydık. Ya çocuklarım, bunu 10 sene evvel koştururdum. Spora, sanata, her özel. Öyle paralı, ücretli. Bu nesilde çocuk büyütmek çok zor ama. Bu nesilde de çocuk büyütmek çok zor. Katılıyor musun? Ama gençlik merkezi tanısında kolay. Yok gençlik. Gençlik merkezinde ben hasta oldum. Benim 3 kızım var çok şükür. Evet. Allah'a şükürler olsun. Çok sağ olun. Allah'a şükürler olsun. Kazandı bu yıl. Bir uluslararası mezunu. Küçüğüm de 9 yaşında İngilizce kursunda şu an. Çok güzel. Bütün aktüelleri önce diğer kulübümüze gidiyoruz. Ben neresi kurduyum oradan da buraya yetişiyoruz. Çok güzel. Ortam çok güzel. Ben buraya geldim hiç huzur buluyorum. Hiç ben yorulmuyorum ya. Öğleye kadar okulumda yoruluyorum. 7-8 lira derse gidesine biliyorum. Buraya gelip dinleniyorum. Sanat uğraşıyorum. Biraz da benim aşırıya kaçtım herhalde. Belediyede kursum var. Okulda kursum var. Dersim var. Bir de burada kursum var. Cumartesi bazen geliyorum. Sabah 8, akşam bazen 10'a kadar buluyor. Hanım artık bana darılmaya başladı. Gerçekten. Hocam ilgi anında bura alacağız. Benim malzemem komple plak mı ya? Yakma aleti. Sabah okuldan çıkarken arabaya komple plak koyuyorum. Akşam bana diyor hanım sen diyor benden çok sevdim kontakını açtım. Ne yapayım? Ben de kötü bir şey yapmıyorum herhalde değil mi? Sanatla uğraşıyoruz. Gençlerimize sanatımızı öğretiyoruz. Ben bundan mutlu oluyorum. Ama şu bir şey var. Şu gerçek buna ben çok inandım. Çocuğa iyi yaklaşırsan, iyi öğretirsen çocuk seni bırakmıyor ya. Gerçekten. Gençlerimiz buna aç kalmışlar. Telefonla, bilgisayarla uzak tutmanın en güzel yolu böyle imkanlar sağlamak, böyle ortamlar sağlamak, böyle güzel yüzlü öğretmen olmak lazım. Hocam eğitim sadece çocuktan mı bitiyor? Öğretmen de bitiyor diyorum. Gerçekten. Öğretmen çocuğu her şeyi sevdirebilir. Sanatı sevdirir, matematiği sevdirir. Eğer öğretmeni çocuk severse her şeyi seviyor. Dersi seviyor, sınavı seviyor. Mesela ben yakma resim ya. Çünkü dumanla kaldığı halde yakıyor, yakmaya çalışıyor. Boğazı yanıyor, burnu yanıyor bazen. Çok yakıyor. Birinci sınıfta benim kızım hocam çok iyi bir noktaya geldiniz. Ya birinci sınıf çocuğu nasıl olabilir? Popoluya tamam, otoriter olabilirsin. Ama sen o sınıfta defterini yırtıp fırlatır mısın suratına? Benim kız zangır zangır. Öğretmen. Okula gitmek istemedi. Neyse birinci dönem öğretmeni rahatsızlandı. Gelmedi başka öğretmen geldi. Ama benim çocuk 100 derece yani kendini gösterdi. Bu şekilde korkudan ifade edemiyordu. Öğretmenim çok önemli. Geleceğimiz öğretmenim önemli arkadaşlar. Gerçekten ben çok mutluyum öğretmen olduğum için. İlk öğretmenim diyorum. Evet. Sabah giderken işte gidiyoruz demiyoruz. Nereye gidiyoruz hocam? Biz okula gidiyoruz. Bizim işimiz yok. Bizim işimiz eğitim, öğretim, okul yani. O yüzden ben çocuğunu sevmeye bırakıyorum. Ona tekrar yapma resim yaptım. Ne güzel işte. Zamanı geçiyor, boş durmuyor. Ve bir konu önemeye geliyor birkaç tane genç. Denemeye geliyor, zaman geliyor, bakalım diyor. Daha sonra bakıyor, her şey güzel, her şey faaliyetler güzel. Geliyor sanatla, sporla, daha sonra geziye gidiyorlar. Güzel yerlere geziyorlar. Avlu'nun köprüsünü görmeyen çocuk buradan gidip görüyor. Ne güzel bir şey ya. Çocuğun imkanı yok. Avlu'nun köprüsünü veya veremedi, görmüyor çocuk ama burada imkan var, ne güzel. Yazın turizm yerlerine geziye gidiyoruz. Gençlik merkezleri
Yani görüşü ne olursa olsun, siyaset ne olursa olsun, valla çok değerli. Bilmiyorum, ben öyle görüyorum. 32 yıllık öğretmenim, 3 yıldır buraya geliyorum. Ben son 3 yılımı burada güzel geçiriyorum. Gerçekten. Allah razı olsun bu genç merkezlerden. Karanlardan da biz görevimizi yapıyoruz. Gerçekten biz çok mutluyuz. Öğretmenler günü mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu zorunlu tekrar görüşürüz. Yapma gerçekten.